Ben Profesör Doktor Musa Karakürkçü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda da Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimiyim. Burada çocuklarda Kayseri'de kemik iliği nakliyle uğraşan ekibin sorumlu hekimiyim. Şimdi biz çocuklarda kemik iliği nakli yapıyoruz. Çocuklarda kemik iliği nakli yaparken size bir verici gerekli oluyor. Bu verici eğer uygunsa hastanın kardeşleri verici olmak için ilk adaylar. Ama herkesin kardeşi olmayabiliyor veya kardeşler tam uymayabiliyor. O zaman anne babaya bakıyoruz. Anne babanın tutma olasılığı biraz daha düşük. Onlara baktığımız zaman onlar da tutmayabiliyor. Ondan sonra akraba dışı verici bulmak gerekiyor. Akraba dışı verici bulma işine girince öncelikle şunu söylemek lazım. Bir insanın başka bir insana doku grubu olarak tam uyma şansı 80 binde 1 ile 500 binde 1 civarındadır. Yani bazı vakalarda, nadir vakalarda milyonlar tarandığı halde bulunamayabilir. Çünkü bizim şu anda kurulan kemik iliği nakli donör bankamız, yani Türkkök, içerisinde yaklaşık 700 bin, 800 bin kişinin doku bilgisi var. Ama Almanya'da bu rakam 5,5 milyon, Amerika'da 19 milyon. Biz bazı çocuklarda Türk kökü tarıyoruz, Almanya'yı da tarıyoruz, Amerika'yı da tarıyoruz. Ona rağmen verici bulamadığımız vakalar da oluyor. Yani 25 milyon insanı taradığımız halde bulamadığımız vakalar da oluyor. Ama şu da var. Türkiye'de bu 700-800 bin kişilik donör bankasıyla şu andaki bizim kemik iliği nakillerinin yarısı neredeyse bu bankadan karşılanmaya başladı ve çocuklara ciddi bir faydası oldu. Bizim bu rakamı da artırmamız lazım. Bunu nasıl artıracağız? Kişilerin özellikle de 20 yaş ile 18-20 yaş ile 50 yaşa kadar olan kişilerin Kızılay'a gidip ben Türkköke kemik iliği donör bağışçısı olmak istiyorum deyip 3 tüp kan vermeleriyle başlayabilir. Bir kere halkımızın kafasında şu var: ben sanki kök hücrelerimi toplatacağım, onu bağışlayacağım zannediyor. Öyle değil. Nasıl yapılıyor? Kızılay'a gidiyorsunuz, 3 tüp kan veriyorsunuz. Bu 3 tüp kandan sizin doku gruplarınız orada ölçülüyor, belirleniyor ve sadece doku gruplarınız bankaya işleniyor. Sonra bizim atıyorum lösemili bir hastamız var ve kemik iliği nakli gerekli oldu. Biz diyoruz ki şu doku grubunda bize bağışçı lazım. Türkkök bunu kendisindeki doku gruplarıyla karşılaştırıyor. Ve bu karşılaştırma sonucunda tam uyan bir kişi varsa o kişiye tekrar Türkkök dönüyor. Diyor ki atıyorum 3 yıl önce siz Türkköke kök hücre bağışçısı olacağım diye doku grubunuzu vermiştiniz. Şimdi size uygun bir hasta var. Bu hastaya tekrardan kök hücre vermek istiyor musunuz diye ikinci kez soruyor. Eğer bu ikinci kezde de o kişi kabul ederse o zaman işlemler başlıyor. Yani vericinin halkımızın şunu bilmesi lazım. Vericinin son ana kadar vazgeçme şansı vardır. Ama bu tabii ciddi sorumluluk isteyen bir şey. Çünkü öbür tarafta hasta bir çocuk var, hasta bir aile var. Yani bu durumda vazgeçmek belki bütün hastanın moralini sıfıra indirebilir. O yüzden yapılacak şeye gelince aslında çok basit. Yani biz nasıl ayda bir kan verebiliyoruz, 3 ayda bir kan verebiliyoruz, gidiyoruz herhangi bir kan bankasına kan veriyoruz. Ne oluyor sonra? Vücut yaklaşık bir 15 gün içerisinde, bir ay içerisinde o verilen kanı tekrardan üretiyor, tekrardan yerine koyuyor. Kök hücrede de böyle. Kök hücrede de biz vericiden kök hücresini aldıktan sonra vücut tamamen onları yedekliyor ve yerine tekrardan yapıyor. O yüzden kişilerin benim kök hücrem azalıyor diye bir endişesi olmasın. Bir de burada kök hücre alım durumu var. Nasıl alınıyor? Kök hücre alımı iki çeşit. Bir tanesi
iki koldan cihaza bağlanıyorsunuz. Aynı trombosit verir gibi ve makineyle alınıyor. Yalnız bunun bir özelliği, öncesinde 5 gün bir aşı dediğimiz bir ilaç alıyorsunuz. 5 gün aşıyı aldıktan sonra 5. gün o cihaza bağlanıyorsunuz ve kök hücre toplanıyor. Diğer metotsa ameliyathanede kemiklerin içerisinden kemik iliği toplanıyor. Bu biraz ağrılı bir işlem olduğu için hastanın uyutulması gerekiyor. Vericinin uyutulması gerekiyor. Vericiyi uyutuyoruz. Biz kemiklerin içerisinden kemik iliğini topluyoruz. Ondan sonra verici uyanıyor. Aynı günün akşamında da işe dönenler var. Yani öyle hani çok korkulacak bir durum o da değil. Bizim hatta Londra'dan bir bayan vericimiz vardı. İngiliz. Aslında Alman vatandaşı ama İngiltere'de yaşıyor. Bize mektup yazmıştı. Donör bir yaşında bir bebekti. Bebeğe donör olmuştu. Ve bize şöyle bir şey yazdı. Yani o kadar memnun olmuş ki. Yani bir insana bir can bağışlamak çok çok önemli bir şey. O kadar memnun olmuş ki ben diyor benim için hiç sorun olmadı diyor. Aynı günün akşamında diyor işime döndüm diyor. Ama diyor bunun bana verdiği manevi hazı hala hissediyorum şeklinde bize bir mektup yazmıştı. Aslında bu mektupları şeyle paylaşmak lazım bu tür durumlarda. Cidden insanlara bir örnek olabilecek mektuplar. Dediğim gibi kolay. Ve verdikten sonra vücut onu tekrardan yapıyor. O yüzden kişiye bir zararı yok. Şu ana kadar milyonlarca kemik iliği nakli yapıldı. Milyonlarca kişi bu konuda verici oldu. Ve şu ana kadar bildirilen ciddi bir yan etki de yok. Biz de burada Erciyes Üniversitesi'nde yaklaşık 500 çocuğa kemik iliği nakli yaptık şu ana kadar. Ve bu 500 çocuğa verilen donörlerde de bizim gördüğümüz ciddi bir reaksiyon hiç olmadı şu ana kadar. Kemik iliği nakli zor bir tedavidir. Kemik iliği naklinde çocuk ve annesi yaklaşık 2 ay kadar bir küçücük odada kalıyorlar. Bu odaların özelliği HEPA filtreli olması. İçerisinde bu odaların hiçbir şekilde ne bir mantar ne bir mikrop hiçbir şey yok. Bu zaten bu binanın da ciddi maliyetli ve zor olmasının sebebi bu. Burada 40 tane böyle oda var. Şimdi bu odalarda nakil yapıyoruz. Nakil dediğim gibi çok zor. Ama şöyle bizim mesela doğuştan emin yetmezlikle hastalara nakil yapıyoruz. Bu hastalar normalde 1 yaşına kadar ölürler. Ama biz kemik iliği nakli yaptığımız zaman bu çocuklar ömür boyu yaşayabiliyorlar. Lösemili çocuklar, yani zaten iyi giden lösemili çocuklar kemoterapiyle düzeliyor. Ama düzelmeyen, dirençli olan hastalara kemik iliği nakli yapıyoruz. Bizim kemik iliği nakli yapıldıktan sonra şu anda üniversiteye giden, okullarına devam eden, çocukları olan bir sürü hastamız var. Yani bunlar yeni bir hayat şansı kazanıyorlar ve yeniden hayata başlayabiliyorlar. O yüzden kemik iliği nakli çok çok önemli bir tedavi. Kök hücre nakli veya kemik iliği nakli ilk dönemlerde sadece kemik iliğinden toplandığı için adı kemik iliği nakli denmiş. Sonradan periferden de yani az önce anlattığım gibi bu aşıyla cihazlarla da kök hücre toplanabildiği için adı daha sonradan kök hücre nakline de evrilmiş. Bu işlem cidden hayat kurtarıcı bir işlemdir. Yani bazı çocuklarda cidden hiç umudu olmayan çocuklarda hayata yeniden dönüş olabilir. Erciyes Üniversitesi'nde biz şu anda dünyada yapılabilecek her türlü kemik iliği naklinin hepsini yapabiliyoruz. Bu o kapasite var. Hatta bazı haplo alfabete haplo nakil denilen en üst, en zor kemik iliği nakillerini Türkiye'de ilk yapan merkez burasıdır. Ve şu ana kadar da 90 tane çocuğa kemik iliği nakli yapıldı. Ve bunlar hani şöyle söyleyelim, neredeyse hiç şansı olmayan hastalar. Ve donör de bulunamayan hastalar.
Onlara dahi nakil yapılabiliyor ve çocuklara yeni bir hayat gelebiliyor. En son konuştuğumuz dün bir hasta vardı. Poliklinikte konuştuğumuz. Hasta iki kez kemik iliği nakli oldu. Ondan sonra tekrar relaps oldu. Hastaya artık umudumuz kalmamıştı neredeyse. Ama ailenin de bırakamaması, çocuğun da bırakamaması nedeniyle bir üçüncü nakil de yaptık. Hasta şu anda nakilden sonrası ikinci yılında şu anda okuluna başladı. Yani bunlar bizi sevindiren şeyler. Hiç umudun bile olmadığı hastalarda nakille birlikte yepyeni bir hayata başlayabiliyor çocuklar. Şu anda okuluna gidiyor. Bunun için her zaman desteklenmesi gerekiyor. Bir de az önce de söylediğim kemik iliği naklinin bir üst basamağı gen tedavileri ve CAR T-cell hücreleri. İnşallah şu anda Türkiye'de bunlar yok. Yani bu tedaviler için yurt dışına gitmeniz lazım. Bu hastane ile şu arkamda gördüğünüz hastane ile belki de ileride gen tedavileri ve CAR T-cell tedavilerine de merkez olabilecek bir hastane burası. Biz o tedavilere de başlamayı düşünüyoruz. İnşallah yakında o tedaviler de Türkiye'deki halkımızın hizmetine sunulmuş olur burada. Teşekkür ediyorum.